Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet, soru cevap LGS 3. bölüme gelmiş bulunmaktayız. Gelenekselleştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bence fena gitmiyoruz, iyi gidiyoruz. E, dolayısıyla bir maşallahınızı alırım. Her beğeni bir maşallah dermişim. Öyle bir şey yok tabii ki de. Evet dediğim gibi bol bol sorularınız güzel bir şekilde geliyor. E, dolayısıyla biz de cevaplandırmaya çalışıyoruz e, bu şekilde. Yani bir soru dedik bin sormaya başladınız. Gerçekten hepinize ilginize çok teşekkür ediyorum. Güzel de sorular geliyor. Dolayısıyla bu videoda da yine iki soruyu cevaplandıracağız. Soru cevaplara dediğim ...gibi gelenekselleştiriyoruz. Devam edeceğiz. Motivasyon videolarımız devam edecek. Ve süpersonik e, matematik videolarımız da yine devam ediyor. O hani alev alev yanan var ya... ...LGS'de çıkmış en zor matematik sorularını çözdüğümüz seriye de mutlaka göz atmalısınız. Yani sınav için en faydalı serilerden biri olacaktır. Onu da şimdiden söyleyeyim. Dolayısıyla dediğim gibi bu videoları devam ediyoruz. Bu yüzden eğer değilsen... Kanala abone olarak bunlardan anında haberdar olup kaçırmadan takip edebilirsin. Ve aynı zamanda videoyu beğenerek hem bu videoların devamının gelmesine bir katkı sunmuş olursun hem de seviniriz. Artık hazırsan başlıyoruz. Evet, bugünün konusunu Muhammed Yılmaz arkadaşımız belirledi. İki sorusu var, beğeni de almış bayağı, dolayısıyla bu soruları yanıtlamak istedim. Hep aynı dersten çalışmak istiyorum, ne yapmalıyım? İkinci sorusu da zor kaynakları çözemiyorum, elimde patlıyor, ne yapmalıyım demiş. E, o elimde patlıyor dememiş tabi, elimde kalıyor demiş de, patlıyor yani netice <laughs> olarak. Dolayısıyla bunları ne yapacağız, nasıl çözümleyeceğiz, bana bir çözüm yöntemi, çözüm önerisi söyle demiş. Dolayısıyla bu videoda bunları size anlatacağım. Birinci den başlıyoruz hep aynı dersi çözüyorum ya da çözmek istiyorum ne yapmalıyım kısmında e şimdi burada mevzu şu yani hep aynı dersi çözmek istiyorsan belli ki o sevdiğin ders. Ee, sevdiğin dersi çözmek çok güzel bir şey. Bir kere bir dersi seviyor olman başlangıçta çok güzel bir şey. Öncelikle tebrik ediyorum. Yani bunu yaşayan her arkadaşımızı öncelikle tebrik ediyorum. Şimdi bunu şöyle kullanabiliriz. Aslında bu şekilde hayatımızdaki e, iyi yönleri kendimize lehimize çevirip hani bir şekilde kullanabiliriz. Nasıl? Önce mutlaka sevmediğiniz dersten başlayın. Yani oturdun çalışmaya. E, İnkılap tarihini çok seviyorsun. Yani gelse de şöyle bir çözsek çatır çutur diyorsun ama dur orada bir kendini tut de ki ya bu sınavı bana matematik kazandıracak önce bir matematikten başlayayım ben ee, sevmiyorum ama tamam kendimi zorlarım çünkü birazdan inkılap tarihi çözeceğim ya da İngilizce çözeceğim. Bayılıyorum İngilizce çözmeye. Dolayısıyla kendinizi bu şekilde bir miktar motive edebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani e, dolayısıyla tabii matematiği sevmiyorsanız hani matematiği seviyorsanız zaten çok süpersonik bir olay bu e, matematiğe devam edebilirsin yardır devam et arada diğer dersleri çalışarak yine çok iyi bir yere getirebilirsin kendi. Onu da söylemiş olayım. Burada yani malumunuz belalımız matematik. Dolayısıyla bu işi aşmaya çalışmamız gerekiyor. Dediğim gibi bunu kullanın. Yani önce sevmediğiniz dersten başlayıp ardından o sevdiğiniz dersi kendinize bir nevi ödül olarak koyabilirsiniz. Bu birinci çözüm önerimiz. İkincisi ya bu konuda kendine bir süre tutabilirsin. Sınırlandırma koyabilirsin. Hani mesela çikolatayı seversin de derler ya haftada 3 geçmeyeceksin. 3 çikolata yeter ya ne yapıyorsun sen diye bir sınır konur. Burada da kendine sen bunu der Ders için yapabilirsin ama yine söylüyorum matematik dışında bir dersten bahsediyorsa eğer zaten matematiği seviyorsan ona yardır devam et. Hani orada bir sıkıntımız olmaz. Ama matematik dışında özellikle ne bileyim puanı az, soru sayısı az olan derslerimiz var biliyorsunuz. Şimdi bak bunu bir daha konuşalım. Türkçe, matematik, fen. TMF. Bunlar sana sınavı kazandıracak. Diğer derslerimizde yandan destek olacak bize. Onları yapmak da zorundayız. Ama çok ufak farklar yaratıyorlar biliyorsunuz. Hem soru sayıları az hem puanları az. Dolayısıyla esas kısma TMF'ye yüklenmek zorundayız. Bunun dışındaki bir derse... Çok fazla yükleniyorsan hani ben bunları seviyorum deyip yükleniyorsan ve bu TMF'den e, bu üçünü de kaçırıyorsan üçünden birini de olsa hiç kabulümüz yok yani. Üçünden birini dahi kaçırmayacaksınız. TMF'yi kaçırıyorsan o zaman orada bir sıkıntı var diyeceksin ve kendine bir süre ya da soru sayısı sınırı koyacaksın. İşte nedir ben bugün e, İngilizceden sadece 20 soru çözeceğim. Orada bir dur ya orada kapı gibi... TMF var, matematik var, fen var, Türkçe onlara bir vakit ayırmam gerekiyor deyip ya birazcık frene basacaksın. Yani dediğim gibi o sınırı kendinize koymaya çalışın. Burada her zaman daha önce de daha doğrusu söylediğim gibi yani sevmediğin dersi öne alırsan, TMF'den birini bir kere ilk ders olarak alırsan dediğim gibi o ödül mantığı işine yarayacaktır. Ya da süre tutmak olumlu bir davranış olacaktır. Ya yani da işte soru sınırı koy ama bir sınırı koy mutlaka ve o sınıra geldiğinde dur ve diğer derslere geçme zorunluluğunu kendinde hisset. Ya bir hedefine bak şöyle. Aç o bilgisayarın ana ekranını. O ana ekranda senin istediğin okul olsun. Tamam mı? X Anadolu Lisesi, X Fen Lisesi. Şöyle bir gör o okulu. Ya de ben burayı kazanabilmek için TMF çalışmalıyım. En çok da matematik. Tamam. Geldim ikinci soruya zor kaynaklar elimde patlıyor sorusu. Şimdi zaten zor kaynakları böyle kolay kolay çözebilirsiniz diye hazırlamıyoruz. Yani dolayısıyla o zor kaynakları çözerken rahat rahat çatır çutur çözebilmemen yani çöze, çözemiyor olman normal ve doğal bir şey. E bunları zaten çözmeye alışasın, çözmeyi öğrenesin diye bu kitaplar hazırlanıyor. Bu yüzden bir kere moralini bozma bir. Hani elimde kalıyor, elimde patlıyor Mesela onları geç. Tabii ki de çözemeyeceksin. Özellikle LGS yolunda daha yolun başındayız. Hani Nisan'da Mayıs'ta gelsen bana bu şekilde o zaman derim bir sakatlık var olmuş. Temelde biraz sıkıntı yaşamışız. Önceki ayları iyi değerlendirememişsin diyebilirim ama şu an tam da çok güzel bir zamandasın. Dolayısıyla o zor kaynakları nasıl yönlendireceğiz ben sana şunu söyleyeyim. Bir kere Bildiğim kadarıyla artık özellikle de bir zor kaynaksa bu çözüm videosu olmayan bir kitap kalmadı piyasada. Hani e, dolayısıyla bundan sonra da böyle bir kitap alacaksanız mutlaka ilk bakmanız gereken şey çözüm videoları var mı? Bu kitap çözülmüş mü? Neden? E çünkü uzaktan eğitimdeyiz. Yani biz hemen anlık öğretmenimize gidip teneffüste soru soramayız. Ya da ne bileyim arkadaşlarımız yok etrafımızda gidip hadi kanka ne haber? Sen bu soruyu yaptın mı? Gibi danışamayız. E bu süreç bizi yorar, zorlar dolayısıyla ne yapıyoruz? Çözüm videolu. Yani bir yardımcısı olan kitabı almak zorundayız. Bundan sonra alırken buna dikkat edin. E, dolayısıyla çözememek normal dedik. Çözmeye nasıl alışacağız peki? Kendinize şöyle yapın. Hani çözüm videolarını bu yüzden anlattım. Her gün deyin ki ben bu ilk teste geçtim, oturdum 10 soru. Çözmeye çabalayacağım. 1 saatimi ayıracağım. 10 soru 1 saat ayır. Hiç sıkıntı değil, hiç problem değil. Ama sadece kafan orada olsun. Hani aklında Instagram storyleri dolaşırken e, sen orada değilsen o bir saat sana zulüm yani eziyet olur. Dolayısıyla sadece o soruları düşünerek, o sorulara yoğunlaşacaksan o bir saati kendine ayırabilirsin. Zaman hiç problem değil bu aralar. Bu Aralık ayında, Ocak ayında bunlar problem değil. Mayıs'ta problem. Tamam? Dolayısıyla bu ara kendini geliştirmek için bu zamanı kendine tanı ve de ki bu bir saat ben buna uğraşacağım, uğraşacağım, uğraşacağım. Tamam, yapamadım mı? Tamam, hani yapamadık diye zaten bu soruyu cevaplandırıyoruz. Yapamadık, eyvallah. Akşam bir daha bakacağım yatmadan önce. Yapamadık mı? Tamam ya, sıkıntı yok, sakin. Bu zor soru zaten. Ben bunu zor diye aldım. Ertesi gün bir daha bak. Yine mi yapamadım? Tamam olmuyor. Yani diyelim ki ya ben bunu yapamıyorum, bir öğreneyim. Olmuyor derken orada bitirmeyeceğiz. Onu öğrenmek için o soruyu çözüyoruz zaten. Biz niye soru çözüyoruz? Niye böyle binlerce soru çözeceğiz LGS'ye kadar? E, kendimizi pekiştirelim diye. Siz şey zannediyorsunuz hani her soruyu yapmam lazım. Yok ya. LGS birincileri bile bunu hani bütün çözdükleri soruları fullleyerek gitmediler o LGS'ye, değil mi? Bu yüzden işte ne yapıyoruz? Kesinlikle moral bozmuyoruz ve bu şekilde çözemediğin soruları belli bir kademeden aşamadan geçirdikten sonra kendine 5 soru çözüm videosu koy programına 10 soru çözüm videosu koy. Yani o soruları dikkatli bir şekilde çözen kişi nasıl çözmüş? Nelere dikkat etmiş? Odaklanmış? Neyi çözmeye çalışıyor? Neyi düşünmeye çalışıyor? Bu şekilde irdeleyerek kendini geliştir. Mevzu o soruları çözmemizin mevzusu zaten bize bir şey katmaları. Dolayısıyla çözüm önerim en büyük çözüm önerim budur. Bunu uygulayın mutlaka. Çözemiyorsan da çözüm videolarından öğren. Zaten biz de hep kanalda bunu yapmaya çalışıyoruz değil mi? Zor sorular sana veriyoruz PDF'i al bakalım çöz. Çözemedin mi? Bak anlatıyoruz ya. Gel onu bir daha dinle. Hatta zor kitapların çözseniz bile bir kısacık hani birazcık zorlandıysan soruda mesela, o şekilde çözdüysen yine de bir kısacık videosunu izlemeni tavsiye ederim. Yine bu YouTube için de geçerli. Neden? E çünkü belki sana çok kısa bir yöntem söyleyecek. Oha diyeceksin lan bu da mı? Bu kadar mı? Yok artık Lebron James diyeceksin. E, Lebron'u bilmemene rağmen. Ama bunlar hiç önemli değil. O kısa yollarda varsa bunları da bilmemiz gerekiyor. Yani her zor soru sana bir ekstra katkıdır. Dolayısıyla lütfen buna dikkat et. Bu şekilde çözebiliriz bu işte Yani onlar elimizde patlamaz. E, LGS'yi patlatmamız da bize yardımcı olur. Tamam mı? Legacy canavarları sorularınızı bekliyorum. Bu videoduk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.